Şimdi Gülşah İnce'nin hazırladığı habere gireceğiz. Savrulan milyonlar, savrulan milyarlar vatandaşa düşen tasarruf yapmak. Yani üstünden başından arttırıp niçin o alışveriş yapılmıyor? Çünkü evlatlarımız var. Evlatlarımız için her şeyden arttırıp onların beslenmesi için, eğitimleri için harcıyoruz. Vuruyoruz, kırıyoruz ve belki de e, hani daha iyi bir eğitim alsınlar diye Özel okula yazdırıyoruz çocuklarımızı. Oysa o eğitimi devletten bekliyor vatandaş. Bir kere bunu hatırlatmasını yapalım. Sonra bir Mücadele Gazetesi manşetine bakmıştık. Diyarbakır'a gitmiştik. Bakın bir sürü manşetine 2 milyonluk otogar nasıl oluyor da 22 milyon 550 bin liraya mal oluyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 950 bin lira harcanan ve bir gündayı kullanılmayan Kulp ilçe otogarı zemininde oluşan göçükler nedeniyle yıktırılıp yeniden 17 milyon 485 bin liraya ihale edildi. KDV ile birlikte otogarın ihale maliyeti 20 milyon 600 lira olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zemindeki göçükler ve toprak kaymaları nedeniyle faaliyette sokulmayan otogarı Silvan ilçesine taşıma kararı aldı. Da nasıl oluyor bu? Yani 2 milyonluk bir otogar böyle fizibilitesi, planlaması yapılmayıp da nasıl inşaatına başlanıyor, nasıl tamamlanacak aşamaya geliyor. Sonra nasıl yıkılıyor da 22 milyon 550 bin liraya yine bu ülkenin vatandaşlarına mal oluyor. Burada bir sorumlu yok mu? Duydunuz mu ne yaşadığımızı duydunuz mu siz milyonlarımızın nereye milyarlarımızın nereye savrulduğunu işte buyurun. Ne tüneli o çöpe itip çöpe. Bugüne kadar 669 milyon TL harcandı. İnsanların parası burada çarçur edildi. Barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu. Başvurmadıkları yer kalmadı ama Bingöl'ün ilçesi Kığı'da savrulan milyonların hesabını sormuyor kimse. Yıllardır bitmeyen tünelleriyle bir yol ve yapımı geciken açılışından kısa süre sonra çökmeler yaşanan bir baraj. Yapılan suç duyuruları da Kığı'nın kaderini değiştirdi iştiremedi. Yetkililerin gitmedi. yarıda kalan, kaderine bırakılan projelerin adresi Bingöl'e Fox Haber gitti. Kaç yıldır bu tüneller, bu viyadük bu halde bekliyor? 2010 yılından beridir yolumuz kapalı. İki ilçe arası yol kapalı olduğu için bir türlü geçemedik. Bingöl merkeze yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, 1700 metre rakımdaki dağlar tünellerle delindi. Yaklaşık 10 yıldırsa ne tüneller ne de tünellerin yolu bitti. Geçmiş dönemin parasıyla 600 69 milyon lira gömüldü viyadük ve tünelleri. Bingöl'ün iki ilçesi arasında ulaşım da kapandı. Bu bir türlü bitmeyen şantiye sebebiyle. Nasıl gidiyorsunuz Yedisu'ya? suya? 7 suya şu anda Bingöl merkezden 180 kilometre olarak gidiyoruz. 40 kilometrelik yolu 180. Evet 180 kilometre olarak gidiyoruz. Erzincan yolu yani yapması lazım diye bu hep iptal ettiler. Şimdi yeni de tünel yapıyorlar beyefendiler. Tüneller... Viyadükler şu anda atıl durumda. Yeni yapılan proje 745 milyona aynı firmaya ihale edildi. Bir yere varıyor mu? Şu an varmıyor. Buradan ileri gidemeyiz zaten. bu, en tüne bu tünelin sonu kapalı. Evet, kapalı. Artık istinat duvarları da çökmeye başladı yarım bırakılan tünellerde. Yol bitmediği gibi yeni projelerin de ihalesi yapıldı. Hem de aynı özel şirkete verilerek muhalefet duruma sessiz kalmadı. Yaklaşık 1,5 milyar liranın havaya savrulmasına suç duyurusunda bulundu. Ama sadece bu yolla bitmedi. Bitmeyen İşlerin hikayesi. Kiğ'da yine aynı özel şirket bir de baraj yaptı DSE için. Ama o barajda çökmeler yaşandı. Elektrik üretilemiyor. Yenilenme ihalesi de yine aynı şirkete verildi. Bu durum içinde suç duyurusu var ama adım atan yok. 179.9 milyon TL yine aynı firmaya ihale edildi. Kullanılamayan baraj kaça mal oldu? barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu. Bu dereye girmiş iş bir türlü çıkmıyor. Ne yaptık? Hazine mi Yol mu yapıyorlar? Bir türlü çözemedik. Yıllardır yapımı süren ve sadece bir yıl elektrik üretebilen Kıyı Barajı'nın şimdi yeniden onarılıp elektrik üretmesi bekleniyor yaklaşık iki yıldır. Barajı yapan firma onarım ihalesini alan şirket aynı zamanda ama bitmedi. Peri suyunun devamında ileride bir baraj daha var. O barajsa... Şimdi gidip Bizde göreceğiz. Orada e, tam faaliyet çalışıyorlar. İşletmesi özel olan bir baraj sahibi ise yabancı değil. Çökmeler yaşanan DSY barajını yapan ve üzerine bir de onarım ihalesini alan aynı şirket, aynı müteahhitlik firması. Yapması gereken barajı yapmayıp? Evet, aşağıda kendine özel baraj yapmış. Devletin barajı duruyor, üretim yapamıyor. Kendileri aşağıda üretim yapabiliyor.